Fen Fikir Meydanı'ndan iyi akşamlar. Bu akşam yine ordunun yetiştirdiği fikir adamları ile birlikte Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti, yapılan anlaşmalar, bu anlaşmalar ve bu ziyaret 13 yıl sonra dile kolay hangi anlama geliyor, bunları değerlendireceğiz. Diğer taraftan siyasette farklılaşma var. Özgür Özel'le Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün 23 Nisan'da mecliste bir araya geldiler. Ve önümüzdeki hafta içinde görüşeceklerini açıkladılar. Bu görüşme ne anlama geliyor? Bu görüşme Türkiye siyaseti için ve Türkiye'nin geleceği için ne ifade etmekte? Bunları değerlendireceğiz. Kimlerle birlikte? Avukat Tevfik Karabulut bizlerle birlikte. Tevfik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Sayın Hüseyin Avni Şeker bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Ya, grup başkanı. Grup başkan vekili pardon. Ve yine Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Eski Meclis Başkanı Ufuk Ünal bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Tevfik Bey bayağıdır aramızda yoktu. Onunla başlayalım ilk bölüme. Hesabı bir versin. Hesabı versin ayetten hakim olduğu da bölgeler. Başkanım. Irak ziyareti, dile kolay. 13 yıl oldu Sayın Cumhurbaşkanı Irak'a gitti. Birçok anlaşma var. Özellikle 200 kilometrelik bir yol yapılacak. Türkiye ile Irak'ın ekonomisini belki de şaha kaldıracak bir yol. Bu ziyaret ne anlama geliyordu? Türkiye istediğini alabilir mi bu ziyarette? Mesele istediğini almama olarak bakmadan önce ben Türkiye-Irak ilişkilerinin gelişmesinin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Irak ziyaretinin 13 yıllık bir tatilin ara vermenin sona erişi olarak görülmesi gerektiğini düşünenlerden. Türkiye'nin Irak'la, Suriye'yle, komşu ülkelerle ilişkilerinin bozulması Türkiye'nin asla ve asla istememesi gereken şeylerdi. Çünkü Türkiye'nin komşularla iyi ilişkiler içinde olması, komşularının huzuru, rahatı, Türkiye'nin her alanda huzuru ve rahatının hem siyasi hem ekonomik gelişmesinin mutlak olması olmazlarından. Biz orada geçmişte, yarın tarih bunu yazacak ama işte Büyük Ortadoğu Projesi dedik, eş başkanlık dedik. Amerika maalesef demokrasi projesi diye yutturdu bütün dünyaya. Büyük Ortadoğu Projesi adı altında bütün bölgeyi kan gölüne çevirdi. Irak ve Suriye'yi bilinçli olarak istikrarsızlaştırdı. Onları istikrarsızlaştırırken Türkiye'yi de istikrarsızlaştırdı. Ve bu bizim hem Suriye'yle hem Irak'la hem ilişkilerimizi bozdu. Hem de bize çok büyük ekonomik darbe vurdu. Aynı zamanda güvenlik alanında çok büyük darbe vurdu. Aynı zamanda da Türkiye'nin bir maalesef belki etkileri uzun yıllar, uzun zamanlar sürecek bir nüfus göçünün muhatap olmasına yol açtı. Bu anlamda bunlar kaybedilmiş yıllardı, bu 13 yıl dediğimiz yıllar kaybedilmiş yıllardı. Bize çok şey kaybettiren yıllardı. Devlet haklı, dün yanlış yapar ama bugün o yanlışı düzeltir. Ben Türkiye-Irak ilişkilerinin yeniden gelişmeye başlamasının, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Irak ziyaretinin bu açıdan çok olumlu olduğunu düşünenlerdenim. Zaten buralar bizim düne kadar, bir 100 yıl öncesine kadar aynı devletin sınırları içerisinde olan parçalarımızdı. Yani birisi Irak vilayetiydi, diğeri Şam vilayetiydi. Bugünkü Suriye Şam vilayetiydi, bizim Şam vilayetimizdi. Irak'ta, Irak coğrafyası da bizim Irak vilayetimizdi. Yani bunlar zaten düne kadar bizim vilayetlerimizdi. Sovyetler Birliği için bugün Azerbaycan, Ermenistan, o bu neyse, onlar da dün bizim için aynısıydı. Ama o günün Birinci Dünya Savaşı'nın çok anormal şartları bu insanları bizden kopardı. Yoksa Birinci Dünya Savaşı şartları olmasaydı, o emperyalist saldırı bu coğrafyaya olmasaydı, bu coğrafyanın petrol kaynaklarına, stratejik kaynaklarına hakim olma merkezli uluslararası küresel emperyalist kuşatma ve saldırı olmasaydı, biz halen bu insanlarla belki aynı devlet çatısı altında yaşıyor olacaktık. Onun için bu insanlar bize yabancı değil. Bu insanların nüfusları, bakın, Türktür, Türkmendir, Türkmen Türk zaten. Türktür, Kürttür, Araptır. Yani bazı yerlerde Süryanidir, Ermenidir, odur budur. Bunlar bizim coğrafyamızın ayrılmaz parçalarıydı. Ama maalesef bu Büyük Ortadoğu Projesi ve onunla başlayan süreç bu coğrafyayı kan gölüne çevirdi. Arkasından da bize de onlara da çok büyük zarar verdi. Bugün
O süreç sonrası Irak ve Suriye'de ölen milyonlarca insan var. Maalesef. Irak ve Suriye'de yani yıkılan ekonomik kayıplara sebep olan değeri hesaplasak herhalde bir trilyon dolarlar çok eder. Çok fark var. Bırakın onları, bize verdiği zarar bunun trilyon dolar eder tabiri caizse. Onun için hayırlı bir gelişme. Ben olumlu buluyorum. İşte o transit yol, yeni bir yol projeleri var. Başka güvenlik anlaşmaları var. PKK'yı bölgeden tamamen çıkarma, etkisizleştirme amaçlı ikili anlaşmalar var. Ben olumlu görüyorum, hayırlı görüyorum. İnşallah bunun Suriye versiyonunu da yakında görürüz diye düşünüyorum. Çünkü bunları yapmazsak biz dışarıda komşularımız istikrarsızlaşırsa Türkiye'de istikrarsızlaşır. Bu da bize ekonomik, siyasal her alanda zarar verir. Güvenlik zafiyeti verir. İnşallah bunun Suriye versiyonunu da yakında görürüz. İnşallah bu Irak'la ilişkiler daha da gelişir. Ve Irak'la dostluk köprüsü artar. Türkiye'nin Irak'la ilişkilerinin düzelmesi Irak'taki Türkiye ile dost unsurları da rahatlatır. Mesela Türkiye'nin Irak'la ilişkilerinin bozulması, müdahale edemez hale gelmesi, Irak'ta Türk nüfusu adam akıllı etkisizleştirdi. Bakın Irak'ın nüfusuna bakarsanız, Irak'ta işte büyük çoğunluk Arap'tır. Yezidiler var, çok az bir nüfus. Asuriler var. İşte 3,5 milyon civarında Kürt var, 2,5 milyon civarında da Türk var. Ama Türkler aralarında Şii-Sünni ayrışmasının da etkisiyle güçsüzleştiler ve Irak siyasetinde Kürtler Cumhurbaşkanlığı aldı, otonom yönetim aldı. Türkler etkisizleştirdi. Etkisizleşti. Neredeyse Türklerin tarihi yani merkezleri konumunda olan Kerkük'te bile artık orada yaşayamaz hale gelme noktasına gelmişlerdi. Son anda Türkiye müdahil oldu. Şartlar biraz değişti, biraz düzeldi. Yani Türkiye'nin Irak'la ilişkilerinin düzelmesi, Irak'taki dost unsurların, Türkiye'yle dost çok yoğun bir Arap nüfus vardır Irak'ta. Bakın İngilizler bu Birinci Dünya Savaşı sonrası buralar Türkiye sınırları içinde kalırken Musul Kerkük yöresinde referandum yapalım mı yapmayalım mı meselesi gündeme gelmişti. İngilizler katakülleyle referanduma yanaşmadılar. Referandumda biliyorlardı ki Türkiye çıkacak. Oradaki Araplar da, Kürtler de zaten Türkler, Türkiye diyeceklerdi, Türkmenler. Irak'ta yoğun bir Türkiye ile dost nüfus yapısı var. Arap, Türk, Kürt hiç fark etmeden. Onun için Türkiye'nin onlarla, Irak'la ve Suriye ile ilişkilerinin gelişmesi, bu dost unsurların da orada daha rahat olmasını, konumların daha güçlenmesini sağlar. Ama burada bir şeyi aklıma geldi, üzülerek, içim yanarak hep hatırladığım bir olaydır. Bu meşhur Kozmik Oda hikayesinde ki Türkiye'nin o dönemde yaşanan en büyük yanlışlardan, hatalardan, daha ileri kelime söylemek istemiyorum, bir tanesidir. Kozmik Oda hadisesinden sonra başta Irak ve Suriye olmak üzere o bölgede yaşayan Türkiye ile dost unsurlar konumundaki birçok kişi, çok yoğun insan maalesef deşifre edildi. O bilgiler yabancı istihbarat servislerine gitti. Onlar da o deşifre olan insanları orada maalesef katlettiler. Bu Türkiye'nin yani o dönemin mesullerinin herhalde tarih önünde hesaba çekilmelerini gerektiren bir acı hatıradır. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Olumlu bir davranış olarak, gelişme olarak görüyorum şahsen. Çok teşekkürler. Ufuk Bey, size devam edelim. 8 dakikalık bir ilk değerlendirme alalım. İkinci bölümde tekrar bu konuyu konuşacağız. Evet. Ardından Hüseyin Hamdi Bey'i de ilk bölümde dinleyeceğiz. Ve tabii bu dostları, Türkiye'de yaşayanları ve bizim dostumuz olan bütün ülkeleri memnun eden bir gelişme oldu. Çünkü buradaki yapılacak kalkınma yolu projesi adeta bir İpek yolu projesi olacak. Hem ekonomik açıdan hem terörle mücadele açısından. Tabii şimdi bu bölgeler
hep konuşuyoruz. Karıştırılmaya müsait, karıştırılıyor. Buradaki karıştırma içerisinde burada yaşayan ülkelerin sorumlulukları var. Dışarıdan özellikle teşvik edilen, fitne sokulan ve bu kavganın içine sokulan, savaşın içine sokulan olaylara sebebiyet veren projeler de var tabii. Tek başına bakmamak lazım olaya. Çünkü buralar yeraltı kaynaklarının, zenginliklerinin bol olduğu yerler. Dolayısıyla eğer burada istikrar olursa, savaş olmazsa, kavga olmazsa, buradaki yeraltı zenginlikleri yer üstüne çıktığında buradaki ülkeler çok ciddi kalkınacak. Süper güç olacaklar ekonomik anlamda. Silahlara sahip olacaklar ve durdurulamayacaklar artık. Burayı ne yapalım? Önce karıştıralım, savaştıralım, bölelim, parçalayalım. Ondan sonra da gelelim orada polisçilik, jandarmacılık yapıp biz sizi koruyacağız deyip petrol yataklarının yönünü, nereye akacağı, nereye gideceği, ekonomik anlamda nereye fayda sağlayacağının kontrolünü elimize geçirelim. Savaşı var buradaki. Bunu görmek lazım. Sadece aslında bu bölgede değil. İşte Yugoslavya'nın, büyük bir ülke olan Yugoslavya'nın parçalanıp küçük küçük ülke haline getirilmesi ve hiç kimseye zararsız sıradan küçük ülkeler halinde şu an devam ediyor olması hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Ama siz bu bölgede bakın Arap Baharı'yla bütün ülkeler karıştırıldı. İşte Mısır, Libya, Suriye, Sudan, Irak, yani hepsinde İran'da çok ciddi şey oldu ama İran kendini biraz korusa da ekonomik anlamda çok ciddi zarar gördü bu anlamda. Şimdi bu tabii Türkiye'nin yaptığı yanlış politikalar var ama son yıllarda yaptığı politikalar çok önemli. Ben de özellikle bu düzensiz göçmen meselesinin çok sağlıksız olduğunu, Türkiye'ye çok fayda yerine çok zarar getirdiğini düşünenlerdenim ve bir an önce bu şeyin artık göçün geriye gitmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Fakat bazen öyle şey oluyor ki komşularınızla iyi geçinemiyorsunuz. Çünkü o içerideki yapılan şeyler, beslenen terör örgütleri, yapılan faaliyetler sizin iyiliğinize değil, size dost gibi gözüküp arkadan farklı şeyler yapabiliyor. Irak'ta biz hatırlayın daha 6 yıl önce, 5-6 yıl önce Irak'a mücadele için, hani terörle mücadele için girdiğimizde Irak hükümeti bize Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet etti. Dedi ki Türkiye'nin ne işi var burada, gitsin buradan. Siz eğer o zaman Türkiye'nin bu kadar güçlü olduğu çok aşikar değildi. Çünkü biz aslında Türkiye gücünü o Suriye'ye girişteki, terörle mücadeledeki gösterdiği performansla ortaya koydu. Libya'daki Hafter'e karşı meşru hükümeti destekleyerek verdiği silahlarla gücünü ortaya koydu. Yine Azerbaycan'da öyle, Ukrayna'da öyle. Dolayısıyla siz bir şeyler yaptığınızda, savunma sanayinde adımlar attığınızda, güçlü imajını verdiğinizde, güçlü ülke imajını verdiğinizde bu sefer size yaklaşmaya başlıyorlar. Bakın Irak böyle bir yaklaşma içerisinde. Türkiye ile mücadele etmenin kendilerine hiçbir faydası olmadığını gördüler. Sonuçta terörle, yani PKK ile PYD ile işbirliği yapacağımıza Türkiye gibi güçlü bir ülke ile işbirliği yapalım. Amerika'ya da güven olmadığını gördüler bu noktada. Aynı şekilde biz Libya ile, bakın onların kara sularını, o deniz sınırlarını kullanma imkanını bulduk ilişkileri sıkı tutarak. Mısır'la bir dönem yaşadığımız olumsuzlukları şu an olumlu adımlara çevirmeye başladık. Aynı şekilde bu Suriye ile de ben de aynı kanaatteyim. Kesinlikle olmalı. Hatta bu göç meselesi de orada gündeme gelmeli. Bunun için de sıcak mesajların olduğunu görüyoruz. Şimdi buradaki kalkınma yolu projesine geldiğimizde bakın Basra Körfezi, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran, Irak ve Katar birçok ülkeye şeyi olan Hazar
denizi, Basra Körfezi. Ve orada 3 tane büyük liman var. Birisini Hindistan kullanıyor, birisini Çin kullanıyor. İran'da yeni yaptığı bir liman var. Fav Limanı, büyük bir liman bu. Şimdi bu liman eğer Türkiye ile işbirliği yapmadıktan sonra onların hiçbir işine yaramayacak. Eğer siz Türkiye ile işbirliği yaparsanız, bakın Hindistan o limanını İsrail üzerinden, denizden, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya o yeraltı zenginliklerini, petrol, doğalgaz gibi ya da orada üretilen ekonomik değeri olan şeyleri, sevkiyatını İsrail üzerinden Türkiye'yi de Irak'a da bypass ederek Yunanistan üzerinden Avrupa'ya götürme için bir yol çizdi kendine. Şimdi bu çok akıllıca bir proje. Eğer siz bu projeyi yaparsanız, ki anlaşma imzalandı, inşallah yapılacak. Birincisi, ekonomik anlamda merkez üssü olacağız. Basra Körfezi'ndeki doğal zenginlikler, petroller, doğalgazlar bu yol üzerinden Türkiye'ye gelecek. Oradan Rusya tarafına, Azerbaycan tarafına, Ermenistan tarafına, bu taraftan da Avrupa'ya yol olacak. Yani Türkiye burada koridor olacak, belirleyici ülke olacak. Daha da önemlisi, Türkiye'nin de bir şartı var. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi orada. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yalnız dedi, bu yolun dedi güvenli bir yol olması lazım. Terörle tehdit edilen bir yol olmaması lazım. Yani buradan ne çıkıyor? Terörle mücadeleyi birlikte yapmamız lazım diye konuşuldu. Irak hükümeti de bunun doğru bir karar olduğunu ve aynı zamanda PKK'nın, PYD'nin silah taşıyabilecek bir örgüt olmadığını, terör örgütü olduğunu ilan ettiler. Eğer siyasi bir örgüt olacaklarsa silahı bırakacaklar, siyasi örgüt olarak kalabilirler ama silahla bunları kabul etmiyoruz diye bir açıklama yaptılar. Bu çok önemli bir gelişme. Yani bizim o bölgeyi terörden temizlememiz, yarın bize gelecek olan oradaki saldırıları, tehdidi önleyecektir. Yine Tevfik abinin dediği gibi, orada yaşayan Türkmenler var. Bakın onlar da tehdit altında. Eğer müdahale etmezseniz onların da artık gücü kırılmış durumda. Yani belki tükenecek ve oradaki Türkmen varlığı kaybolursa oralar yol geçen hanına dönecek. Daha hiç kontrolünüz olmayacak. Bizim zaten Suriye'ye girişimiz de aslında bu sebeple. Oradaki Türkmenleri oradan bertaraf etmek istenince Türkmenler orada bir şey, Türkiye'nin bir mihenk taşı. Yani sizi orada sorunlu bir durumdan kurtaracak bir pozisyonda. Yani arada bir şey görevi yapıyor. Fren görevi yapıyor. Onları ortadan kaldırırsak bu sefer daha kötü bir duruma düşeceğiz. Türkiye de onları destekleyerek böyle bir işe kalkıştı. Ve Türkmenlerin orada güçlü olması Türkiye'ye çok faydalı. O yüzden bu proje bizim için çok önemli. Çok teşekkürler Hüseyin Avni Bey. Sizlerle devam edelim. 13 yıl sonra gelen ziyaret ve yapılan anlaşmalar ne anlama geliyor? Ben de olumlu bakıyorum. Tabii 13 yıldan beri üst düzeyde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık düzeyinde bir ziyaret olmamıştır ama alt düzeyde ticari ilişkiler ve diğer konularla ilgili görüşmeler mutlaka devam ediyordur. Ama bu üst düzeyde bir Cumhurbaşkanlığı ziyareti farklı mesajlar içeriyor. Tevfik Bey'in dediği gibi biraz geçmişe dönük dış güçler diyelim artık. Orta Doğu'daki petrol yatakları, gaz yatakları ve buranın kalkınmaması için, güçlenmemesi için elinden ne gelirse yapıyorlar. Büyük Orta Doğu projesini adım adım uygulamaya koyuyorlar. Belli bir aşamaya kadar geldi. Özellikle Hamas'ın İsrail'e saldırması, peşinden İsrail'in Gazze'yi bombalaması, hala bu gerginliğin devam etmesi, peşinden İran'la İsrail arasındaki gerginlikler, bu aşamada Sayın Cumhurbaşkanı'nın Irak'a
yaptığı gezi çok önem taşıyor. Hem o bölgede yapılan katliamların durdurulması için, savaşın önlenmesi için oradaki güçlü devletlerle birebir görüşme yaparak ben hala anlam veremiyorum. Yani bir tarafta kadınlar, çocuklar katliam yapılıyor. Beri tarafta İran olsun, Suriye olsun, Irak olsun, Türkiye olsun bir araya gelip bir güç birliği oluşturamıyorlar. İnşallah bu gezi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gezisi bir başlangıç olur. Diğer ülkelerle de, İran'la, Suriye'yle de üst düzeydeki diplomatik ilişkiler en üst düzeye çekilir ve bunun hem o bölgedeki güvenlik konularının hem ticari konuların en üst düzeyde yakınlaşma olması açısından çok önemli. Bakın sadece Cumhurbaşkanı oraya bir böyle nezaket ziyareti için gitmedi. Yanında giderken en az 7-8 tane bakanı aldı getirdi. Konuyla ilgili bakanları getirdi. Enerji konusunda, tarım, su politikaları, işte savunma sanayi, İçişleri, dışişleri en az 7-8 bakanla beraber çıkarma yaptı ve önemli sözleşmelere, anlaşmalara imzalar atıldı. Bizim Irak'la aramızda çok önemli bir anlaşmazlık yok. Sadece suyla ilgili bir bizden beklentileri var. Serzenişleri var. Bizim yapmış olduğumuz barajlar neticesinde, barajlara su tutulması nedeniyle Irak, Fırat ve Dicle'den o bölgeye giden suda bir azalma oluyor dolayısıyla. Bundan rahatsız Irak. O konuyu da görüştüler. Bir de Ceyhan üzerinden petrol boru hattı üzerinde yapılan sevkiyatta bir anlaşmazlık oldu. Uluslararası mahkemede aşağı yukarı bir yılı aşkın süreden beri bu konu o şey akışı durdu. Yani buradan da Irak'ın büyük ölçüde bir gelir kaybı var. Yani verilen rakamlar aşağı yukarı 15 milyar dolar civarında bir gelir kaybı var. Bu konuda da görüşmeler yapıldı. Ben olumlu buluyorum ve devam etmesini, çünkü biz bu ülkelerle yakın komşularımız bunlar. Ticari alışverişimizi en üst düzeye çıkarmamız lazım. 2024'ün ilk çeyreğinde aşağı yukarı yaptığımız ihracatın beşinci ülke en büyük olarak Türkiye yaptığı ihracatta beşinci ülke. Bunu daha da artabilir. 20 milyar dolara çıkarmayı düşünüyor. Yani 2030 yılına kadar Irak'la aramızda olan ticari faaliyetlerin sonucunda 20 milyar dolarlık bir ticari hacme yükseltmek amaçlanıyor. Çok Türkiye'nin ekonomisi açısından da bu önem arz ediyor. Bir başka konuda Ufuk Bey de söyledi. Terör konusu tabii bizi en çok rahatsız Başkanım, eden. İkinci bölümde terör konusuna geçelim. Olur. Kısa bir reklam aramız var. Diğer konuklarımız da belki terör konusunda ekleme yapmak isteyebilir. Kısa bir reklam arası, ardından tekrar karşınızda olacağız. Bu konuyu konuşacağız. Yine ikinci bölümün içerisinde Sayın Özel'le Sayın Erdoğan'ın konuşmasını, görüşmesini değerlendireceğiz. Öncesinde kısa bir reklam arası. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Hüseyin Avni Bey, tam terörle alakalı bu görüşmenin sonuçlarını konuşacaktık. Reklama gittik, buyurun. Evet, bizim için en önemli konuların başında bu bölgede beslenen
PKK terörünün işbirliğiyle bertaraf edilmesi. Biz çünkü bu terörden çok çektik. Aşağı yukarı 40 yılı aşkın bir süreden beri gencecik askerlerimiz, siviller, çocuklar bu terörden zarar gördü. Binlerce şehit verdik. Onun için bizim için en önemlisi güvenli bir ortamda. Şimdi oradan ticari bir yol yapacağız. İhracatın, ithalatın gelişmesi için. Ama o yol güvenli mi olacak? Yarın öbür gün orada beslenen o terör örgütleri oraya zarar verecek mi, vermeyecek mi? Şu anki ön şart o. Tabii. Güvenli olması lazım. Yoksa mal getireceksin, taşıyacaksın oradan. Tabii. Çünkü onlar bu zamana kadar belli yerlerden besleniyor ama terörün ayakta kalması için mutlaka ya silah yardımı ve nakdi para akışının bir taraftan gelmesi lazım. Biz biliyoruz tabii ki Amerika Birleşik Devletleri binlerce tır sayısını bilmiyoruz. Yani binlerce tır silah yardımı yapıyor. Kendi senatosundan, meclisinden de nakit para yardımlarını isim belirterek çıkartıyor. Hiçbir sakınca da görmüyor. Yani PKK'ya hem para yardımı hem mühimmat yardımı eğitim desteği de vererek o bölgede oranın bir jandarması pozisyonunda Amerika ama sahada boşluk olduğu için o jandarmalık görevini orada yapıyor. Biraz önce dediğim gibi Suriye, Irak, Mısır, Türkiye, İran bu ülkeler bir araya gelip orada bir güç birliği oluşturabilseler oynanan bu oyunu bozabilirler. Ama bu zamana kadar böyle bir sözde çok şey söyleniyor ama hiçbir icraatta uygulama yapılmadı. Yani onu görebiliyoruz. Mesela terör konusunda bu yapılamadı. Hamas'la İsrail arasındaki gerginlikten kaynaklanan katliama karşı da yine bir güç birliği yapılamadı. Yani en azından Birleşmiş Milletler'de ya da bizim Müslüman ülkelerin oluşturduğu birlikler var. Orada bir toplantı yapılıp sert dille eleştiri bile yapılmadı. Yani bir araya bile gelme ihtiyacı duymadılar. Bu darmadağınıklığı Amerika çok iyi kullanıyor. Projesini adım adım uyguluyor. Tabii ki hem ülkeler arasında bir gerginlik yaratmak hem de Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi belki bir gerginliğin içine çekemeyecek ama PKK'ya verdiği destekle Türkiye'de bir etnik gruplar arasında bir bölünme, federasyon ileriki tarihlerde düşündükleri bu. Türkiye'yi bölerek federasyonlara ayırıp işte Kürt'tü, Türk'tü bu tür tehlikeli girişimleri destekler vaziyette Amerika. Biz ne kadar güçlü olursak bu bölgede, sadece bizim güçlü olmamız yeterli olmaz. Orta Doğu'daki biraz önce saydığım önde gelen ülkeler bu güç birliğini beraber oluşturabilirlerse bu büyük Orta Doğu projesine bir karşı güç olarak bu tehlikeleri önleme şansı olur diye düşünüyorum. Evet. Tabii bunlar kolay değil. Bu zamana kadar gelişmiş olaylar var, yaşanan deneyimler var. Bunun ışığında böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın o bölgeye gidip bu biraz önce anlatmaya çalıştığımız konular üzerinde anlaşmalar, ikili görüşmeler yapıp diğer ülkelere bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Son derece önemli.
İnşallah devamı gelir. Aynı geziyi İran'a, Suriye'ye, Mısır'a, bozulan ilişkileri Ufuk Bey söyledi. Gerçekten biz belki bu bölgede çok fazla hissetmiyoruz ama büyük şehirlerde bu göç olayı son derece önemli. Suriye'den gelen, şimdi biz tabii ki iyiliksever bir yapımız var millet olarak. Bu seçimlerdeki yenilgide onun da büyük payı var. Kesinlikle. Yani bir tepki var orada. Evet. Vatandaşın yeter hani bu artık bu kadar olmamalı diye bir tepki gösteriyor. Bizim güvenliğimizi de tehdit eder duruma geldi. Hem iş güvenliğimizi tehdit ediyor, hem iç güvenliğimizi tehdit ediyor. Büyük şehirlerde akrabalarımız var, görüşüyoruz. Gece güneş battıktan sonra, hava karardıktan sonra sokağa çıkmaya korkuyoruz diyorlar. Yani o kadar kalabalık bir Suriyeli ve diğer Afganlı sayabildiğiniz kadar sayabilirsin. Afrikalı 10 milyonun üzerinde bir nüfus Türkiye'de ne olduğu belirsiz bir nüfus dolaşıyor. Yani nitelikleri belli değil. Bu bizim iş güvenliğimizi de aksatıyor. Yani asgari ücret 17 milyon lira ama onları daha ucuz belki de sigortasız çalıştırma yönüne gidenler var. Bu da bizim işsizlik oranı hayli yüksek olmasına rağmen daha da yükselmesine neden oluyor. Onun için bu tür ikili görüşmelerde bu konuların da görüşülmesi çok önemli. Özellikle Suriye ile yeniden bir masaya oturup en önemli konu olan bu Suriye'den Türkiye'ye gelen göç sorununu bir takvime bağlamak lazım. Yani bu ne zamana kadar böyle gidebilir? Şimdi bugün 10 milyon dediğimiz rakam yerinde durmayacak. Bir yıl, iki yıl, beş yıl, 10 yıl sonra belki o 10 milyonlar 20 milyon, 30 milyon. Yarın öbür gün şehirlerimizin yöneticilerini seçerken azınlığa düşebiliriz. Kendi ülkemizde misafir durumuna düşebiliriz. Çok önemli konular var. Sayın Cumhurbaşkanı Irak'tan başlattığı bu geziyi diğer ülkelerle de önemli konuları görüşmek üzere devam ettirirse ben buradan başarılı bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Çok teşekkürler. Tevfik Bey, kısa bir değerlendirme rica edeceğim sizden şu konuda. Şimdi hain bir terör örgütü var. Ve bu hain terör örgütü Irak yönetimini kendi gibi bilen, Irak topraklarında cirit atan, istediği gibi istediği silah sevkiyatını yapan, nemalanan bir hain terör örgütü var. Son ziyarete baktığımızda Erbil'de, Kerkük'te dalgalanan Türk şanlı Türk bayraklarımız var. Hain terör örgütü de bu ziyaretten bir nevi rahatsız olmuş veya tedirgin olmuş olabilir mi? Gücünü kaybedecek olabilir mi bundan sonraki süreçte? Olması lazım. Eğer onu rahatsız etmeyecekse bu ziyaret bir anlamı yok demektir. Şimdi bu terör örgütü dediğimiz yapılar, dini terör örgütü mahiyetinde olsun, etnik terör örgütü mahiyetinde olsun, ideolojik sağ sol işte sol sosyalist, faşist vesaire mahiyette olsun, bu tür yapıların tamamı hedef ülkeleri istikrarsızlaştırma, karıştırma adına bölgesel veya küresel istihbarat örgütlerinin kullandığı, devreye soktuğu yapılardır. Yani vekalet savaşları yürüten yapılardır. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir terör örgütü yoktur ki arkasında bir veya birkaç istihbarat örgütü veya devlet olmasın. Bunu niye yaparlar? Hedef coğrafyada ortalığı karıştırma adına bunları birer vekalet savaşçısı olarak kullanma adına bunu yaparlar. Bugün Türkiye'nin terör sebebiyle son 50 yılda kaybettiği ekonomik değere bir baksak, milyarlarca dolar. Ya 100 milyar, ne milyar, en az 500 milyar dolarlık bir bize getirdiği bir zarar var bunun. Orta Doğu coğrafyası dünyanın bütün emperyal güçlerinin hedef coğrafyası. Niye hedef coğrafyası? Şimdi Zbigniew Brzezinski vardı, meşhur Amerika başkanlarının 1970'lerden 2000'li yılların işte başlarına kadar, 2010'lara kadar falan sürekli yanında bulunan, onların danışmanlığını yapan, aynı zamanda
Müthiş de bir beyin, Amerikan politikalarına yön veren bir beyinlerden bir tanesi. Bir Zelenski'nin işte büyük satranç tahtası ve tercih gibi kitapları var. O kitaplarında bu şeyleri anlatır. Der ki, Avrasya Balkanları diyor, Süveyş kanalıyla Çin arasındaki bu coğrafya. Bu bölgeye hakim olmayan bir küresel gücün dünya hakim olması mümkün değildir diyor. Adamın söylediği bu. Şimdi bu bölgeye niye bu bölge önemli? Bu bölge dünyanın merkezi. Dünya tarihine bakın. Bütün emperyal güçler bu coğrafyadan çıkmış, çevresinden çıkmış ve bu coğrafyaya hakim olamayan da dünya hakimi olamamış. Roma İmparatorluğu öyle, efendim Osmanlı İmparatorluğu, İslam İmparatorlukları, işte benzer İngiltere, Büyük Britanya. Bütün emperyal güçler bu bölgeye hakim olmayı, dünyaya hakim olmanın mutlak şartı görmüşler. Bu bölgeye hakim olmak için önce bu bölgenin karıştırılması lazım. İstikrarsızlaştırılması lazım. Güçsüzleştirilmesi lazım. Yani müdahaleye hazır ve kolay elde edilebilir hale getirilmesi lazım. İşte terör örgütü dediğimiz örgütler bu görevi yapıyor. Şimdi DAEŞ, IŞİD, DAEŞ dediğimiz yapı çıkmadan önce bu bölgede Şii, Sünni, o İslami, bu İslami cemaat grup şu bu yok muydu? Vardı. Ama birbirleriyle çatışmıyorlardı. İsrail, İngiliz, Amerikan istihbaratları devreye girdi. DAEŞ diye, IŞİD diye bir yapı kurdular ki bu yapıyı kesinlikle bu bölgelerin Müslüman halkları kurmadı. Bu istihbarat örgütleri kurdu. Bakın, uzun zamandır söylüyoruz. İsrail'de 1956'dan beri faaliyet gösteren, Tel Aviv'de faaliyet gösteren İslam Üniversitesi var ya. Bu İsrail'deki İslam Üniversitesi ne iş yapar? Buralarda kullanılacak adamları yetiştirir. O adamlar bir bakarsın IŞİD'in lideridir. Bir bakarsın Türkiye'de bilmem ne cemaatinin başındadır. Bir bakarsınız Afrika'da, Mısır'da şuradadır. Suudi Arabistan'da buradadır. Bu tür yani dini yapılar içinde böyle şeylerle yaparlar. Etnik şeyler zaten kazınmaya, karıştırılmaya hazırdır. Vay sizin niye bağımsız devletiniz yok? Ya Amerika, Fransa bu bölgede işte gidiyor PKK'yı destekliyor. Peki Fransa Korsika'ya niye bağımsızlık vermiyor? Yani Korsikalıların Fransızlarla hiçbir etnik akrabalıkları yok. Adamlar ayrı millet, ayrı dilleri var, kültürleri var. Fransa niye Korsika'ya bağımsızlık vermeyi düşünmüyor? Veya Amerika mesela dese ki kalksa Teksas'ta İspanyol nüfus ağırlıkta. Teksas'taki İspanyol nüfus veya Kaliforniya çevresinde Çinli nüfus var, şu bu. Deseler ki biz ayrı bilmem ne İspanyolca eğitim yapan, şunu yapan, bunu yapan bir ayrı şunu istiyoruz deseler. Amerika buna müsaade edecek mi? Eder mi? Etmez. Onun için yani buralarda bu örgütler aslında mesela PKK Kürtlere hizmet için veya Kürtlerin bağımsızlık idealleri için faaliyet gösteren bir yapı değildir. Esasen emperyal güçlere hizmet için Kürtleri de kullanan, onları da mağdur eden bir yapı. Kürtlere de, Türklere de hep birlikte zarar veren bir yapı. Diğer yapılar da böyle. Onun için terör örgütleri burada küresel güçlerin taşeronu yapılardır. Ve bu bölgedeki hiçbir ülkenin Irak, Suriye, Türkiye bunlardan memnun olması mümkün değil. Eğer ulusal çıkarlarını düşünüyorlarsa. Onun için Suriye ile Türkiye arasında, Irak'la Türkiye arasında bir anlaşma ve uzlaşma olacaksa bunun bu terör örgütlerini etkisizleştirmeyi mutlak kapsam için alması lazım. Mesela niye Irak güçsüz olduğu için buna müdahale edemiyor? Irak'ın bir bölgesi yukarısı PKK'nın maalesef faaliyet gösterdiği açık alan haline gelmiş. Hele hele mesela şu an Barzani yönetimi, Erbil yönetimi Türkiye ile yakın ilişki içinde biraz PKK'ya mesafeli davranıyor ama Talebani'nin kontrolündeki Süleymaniye merkezli yapı PKK'ya açık destek veriyor. Şimdi bunların etkisizleştirilmesi Türkiye'nin de çıkarına, Irak'ın da çıkarına. Türkiye ve Irak işbirliğiyle bunu etkisiz hale getirirse bundan Türkiye'de karlı çıkar, Irak'ta karlı çıkar, buradaki bölgedeki Kürt insanlarımız da karlı çıkar. Yani Suriye'deki bu işte arkasında ondan buna bir sürü istihbarat örgütlerinin bulunduğu yapılar devre dışı bırakılırsa bundan Suriye'de karlı çıkar,
Türkiye'de karlı çıkar, Suriye'deki Arap'ta, Kürt'te, Türk'te, Süryani'de, Ermeni'de hepsi karlı çıkar. Çünkü bu insanların kaderi bu coğrafyada barış içinde bir arada yaşamaktan geçer. Bu insanlar birbirleriyle kavga ederek bu bölgede barışı ve huzuru yakalayamazlar. Türklerin de, Kürtlerin de, Arapların da, hatta bu bölgedeki Süryani'nin, Ermeni'nin, onun, bunun hepsinin, akıllı olanın düşünmesi gereken şey, bizim için en iyi yol barış içinde bir arada yaşamaktır. Yolu, bunun başka şeyi yok. Ha, bu yapılar ne yapıyor? Bu insanları birbirine düşmanlaştırıyor. Ya sen binlerce yıllık aynı coğrafyada beraber yaşıyorsun. Komşunla her gün kavga, huzur olur mu orada? Yani o komşunla barış içinde yaşaman lazım. Bırak o kendi inancını yaşasın, atıyorum kilisesine gitsin. Süryani ise. Bırak sen camine git, öbürü havraya gitsin. Ama barış içinde yaşayın. Yani Kürt'ün de, Türk'ün de, Arap'ın da bu bölgedeki bütün grupların kaderi barış içinde birlikte yaşamayı sağlamaktır. Onun anahtarı da bu terör örgütleri, uluslararası emperyalist güçlerin taşeronu, vekalet savaşçısı olan bu yapılar birlikte etkisizleştirmeden geçer. Onun için Suriye-Irak yakınlaşması, Kuzey Irak'taki PKK'yı etkisiz hale getirmeli. Eğer getirmeyecekse zaten bir anlamı yok. Çok teşekkürler. Ufuk Bey, sizin terör konusundaki kazanımlarımız ne olacaktır? Bundan sonraki süreçte bu anlaşmalar, bu ziyaretler neyi değiştirecektir? Yorumunuzu merak ediyorum. Evet, aslında Hüseyin abi de, Tevfik abi de gayet güzel özetlediler. Çünkü terörün, biz yıllardır bu terörden çektiğimiz işte rakamlarla ifade etmek çok zor. Maddi ve manevi kaybımız inanılmaz bir şekilde. Fakat Türkiye güçlü bir ülke olduğu için ayakta kalma başarısını gösterebildi çok şükür. Ama bu bölgedeki diğer ülkeler aynı başarıyı birçoğu gösteremedi. Şimdi İran biraz ayakta kalmaya başardı. O da ekonomik yaptırımlarla ekonomik sıkıntılar yaşıyor ama ayakta. O da şundan kaynaklanıyor. Artık savaşlar devletler arasında değil. Bakın İran'la İsrail savaşamadılar. Yani İran İsrail'e bir şeyler gönderdi. İhtar amaçlı. Yani zarar vermek için değil de yani prestijini düzeltmek için diyelim gönderdi. İsrail de cevap vermek için 3 tane İHA gönderdi oraya. Havada patlattılar. Bitti, bu kadar. Asıl savaş vekalet savaştır. O yüzden güçlü ülkelerin kullandıkları hep terör örgütleri var. Amerika dediği gibi Tevfik abinin o IŞİD'i buradan çıkartıp ondan sonra burada IŞİD var deyip oradan kendine de aynı şekilde görev çıkarıp IŞİD'le mücadele içinde bize ne lazım? Bir örgüt lazım. İşte PKK, PYD bu örgüt. IŞİD'le mücadele edecek diye ondan sonra PKK'ya, PYD'ye destek vermenin altyapısını hazırlıyor. Niye destek veriyor? PKK, PYD burada Türkiye'yi rahatsız etsin, bir Kürt devleti kursun, burayı istikrarsızlaşsın, terör devleti olsun burada, istikrarsızlaştırsın. Şimdi İran'a bakıyorsunuz, İran'ın ayakta kalmasının en büyük sebebi İran'ın da desteklediği terör örgütü grupları var. İşte Haçlı Şafiler, Şii milisler, Husiler gibi. Dolayısıyla onlar da İran'ın menfaatine olacak bir pozisyon varsa orada bunu vekalet yöntemiyle harekete geçiriyor. Bakın İsrail İran'a saldıramıyor. Çünkü saldırırsa İran uzakta. Evet İran İsrail'e giremez ama yakındaki Hizbullahlar, işte Haçlı Şafiler girebilir. Yani farklı saldırılar yapabilirler. Terör eylemleri yapabilir. Dolayısıyla Türklerin de Türkiye'nin de kendini korumak adına İşte Türkmen gibi devletleri güç olarak kullanması ve o bölgedeki varlığını devam ettirecek gücü de onlara aktarabilmesi lazım ki orada olacak bir şey de Türkiye'nin, Türklerin hakkını da onlar koruyabilsin, savunabilsin. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna için daha yeni kaç milyar dolar para çıkarttılar şeyden, meclisten. Aynı şekilde İsrail için çıkartıyorlar. Yani buradan Amerika'nın ne karı var? Sadece istikrarsızlaşsın. Yani Ukrayna'yı desteklemiyor. Aslında Ukrayna savaşı kazansın diye uğraşmıyor.
tek uğraştığı şey Rusya'nın zarar görmesi. Rusya zayıflaması, bunun için de elinden gelen imkanı yapıyor. Oraya silah veriyor, buraya bilmem ne yapıyor. Hem diyorsun ki orada iki devletli çözümden yanayız diyorsun. Ya bunu doğru bulmuyoruz diyorsun. Hem de silah veriyorsun adamları orada masum insanları, çocukları, kadınların katledilmesine en büyük katkıyı sağlıyorsunuz. Yani bunların hepsine baktığımızda terör bütün devletler için bir risk. Yani bir devleti bitirmek istiyorsan terör örgütü musallat etmen lazım. Bizim de bu bölgede maalesef PKK, PYD terörü var. Yani biz dış ülkelerden bahsediyoruz, Amerika'dan bahsediyoruz. İşte diyoruz ki Amerika bizim müttefikimiz, NATO ülkesi niye destekliyor diyoruz. Ya siz Amerika'yı bırakın ya, bırakın NATO ülkesini, bizim ülkemizde bu devletten maaş alan, bu devletin ekonomisini kullanan, parasını kullanan ve buraları, bu kullandıkları gelirleri terör örgütüne aktaran bir siyasi parti var maalesef. Bakın bugün doğuda aldığı illerde biz yurt dışındaki bayrağımızı konuşuyoruz indirdiler diye. Adamlar salondaki, meclisteki bayrakları indiriyorlar. Atatürk resimlerini indiriyorlar. Hani Cumhurbaşkanı resimlerini indiriyorlar. Hadi Cumhurbaşkanı'na dedin ki tamam siyasi parti başkanı. Atatürk'ü de indiriyorsun kardeşim. Hakaret ediyorsun, küfrediyorsun. İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'nı bayrak okumaya karşı çıkıyorsun. Yani açık açık diyor ki biz Türkiye'ye karşıyız diyor. Sizin paranızı alacağız. Siz bu bölgeye parayı aktaracaksınız. Biz bu paraları alacağız. Terör örgütüne destek vereceğiz diyor. Siz diyor İHA'ları, SİHA'ları, silahları yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Kimle savaşacaksınız? Bu silahları niye yapıyorsunuz? S-400'ü niye alıyorsunuz? Ya kardeşim Türkiye'nin hava savunma sistemi yok ya. Patriot'i vermiyorsun. S-400'ü niye alıyorsun? Bak işte niye aldığımız ortada. Nasıl saldırıyorlar? O saldırıları neyle bertaraf edeceksiniz? Dolayısıyla bu yol çok önemli. Eğer bir yere medeniyet gelecekse, kalkınma gelecekse, terörden temizleyecekseniz orada bir yol olmalı, medeniyet olmalı, ticari bir alışveriş olmalı. Terör orada besleneceği alanı kendine bulmamalı. Türkiye'nin de bu yol aslında en fazla Irak için çok önemli. Ondan sonra Türkiye için önemli ama bizden çok Irak için önemli. Irak'a da şu şartı koşuyor. O yolun güvenliğini sağlamadıkça biz bunu yapamayız. 20 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak, güvenlik sağlanacak. Bu adımları ben çok olumlu buluyorum. İnşallah diğer komşu ülkelerimizle de aynı bu şekilde biz Türkiye'nin menfaatine olan adımları atabileceğiz ve kazan kazan formülüyle onların da kazanacağı şeylerde adımları atacağız. Bu da öyle bir formül. Hayata geçtiğinde de bu bölge için, tabii bunu hayata geçirmemek için de bir şey olacaktır. Karşı çaba, gayret göstereceklerdir. Ama başarılı olunursa çok katkı sağlayacağını umuyorum. Çok teşekkürler efendim. Son reklam. Son bölümde önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Sayın Özel ve Sayın Erdoğan'ın görüşmesini değerlendireceğiz. Efendim son bölümde karşınızdayız. Bu bölümde CHP lideri Sayın Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini değerlendireceğiz. Hüseyin Hanım Bey sizlerle başlayalım. Geçtiğimiz 23 Nisan resepsiyonunda ufak bir görüşme oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da gelecek hafta detaylı görüşme olacağını ifade etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzun süreden beri siyasetin içinde olduğumuz için beklenen bir şey ama uzun yıllardan beri gerçekleşmeyen bir şey. Biz Süleyman Demirel'in rahmetli, Ecevit'in rahmetli, Türkeş'in rahmetli, Erbakan'ın televizyonda açık oturumlarda birbirlerine karşı tartışmaları, atışmalarını hatırlayan bir nesiliz. Yeni nesil belki böyle bir şey seyretmediği için, izlemediği için böyle bir gelenek, görenek yok diye düşünebilir. Yani
son kaç yıldan beri? Son 20-22 yıldan beri yani. En son Kemal Bey ile Melih Gökçek çıkmış. Aslında 20 yıl değil de işte Cumhurbaşkanlığı sistemi çıktıktan sonra daha çok. Öncekinde yine Cumhurbaşkanı toparlayabiliyordu. Adayken falan zaman çıkabiliyordu. Zaman zaman Cumhurbaşkanı görüşüyordu yani. Çok olumlu buluyorum. Diğer siyasi partilerin genel başkanlarına da bir davetiye çıkarırsa çok daha güzel olur. Hele Türkiye'nin önem arz eden konularında kaoslu dönemlerde eskiden Cumhurbaşkanı bütün siyasi partileri toplardı Cumhurbaşkanlığı makamından. Hepsinin görüşlerini alırdı. Bu çok güzel bir Türkiye açısından hem siyasi partilerin yukarıda nasıl şekilleniyorsa tabanında da aynı şekillenme olur. Yukarıda bir barış ortamı kurulduğu zaman aşağıda da bu bizlere sirayet eder. Hiçbir siyasi parti diğer bir siyasi partiye kaş karartmaz. Ama şu an öyle mi? Öyle değil. Bir ötekileştirme siyaseti üzerinden insanlar birbirine karşı böyle adeta arada hiçbir şey yokken düşmanmış gibi gözüküyor. Hiç alakası olmayan bir siyasi partiye sen teröristsin diyebiliyor. Bir başkasına başka bir sıfatla suçlama yapabiliyor. Bu da yurt içindeki barış içinde, huzur içinde yaşamamızın önünde bir engel olarak duruyor. Dilerim önümüzdeki hafta yapılacak bu görüşme Sayın Özel'le Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki görüşme olumlu netice verir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşme talebinin altında yatan bence yeni bir anayasayı ana muhalefet lideriyle ilk defa onunla görüşme yaparak bir uzlaşı sağlayabilir mi? Bunun altyapısını oluşturmak için buradan başlangıç yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Özgür Özel'in bakışı daha farklı. Yani Türkiye'nin çok önemli sorunları var. Emeklilerin sorunları var. Pazarda, markette olağanüstü bir fiyat artışları var. Denetimsizlik var. Dış ülkelerle diplomatik sorunlarımız var. Önce bunları masaya yatıralım, bunları konuşalım. Talebi var Sayın Özgür Özel Bey'in. İşte yeni anayasayı görüşmeden önce mevcut anayasaya bir uyalım teklifini bence getirecek Sayın Özgür Özel. Çünkü mevcut anayasanın kararlarına uyulmadığı bir dönemi birlikte gördük, yaşadık. İşte bu nedir? Mersin'den, Hatay'dan mı seçilmişti milletvekilinin, cezaevindeki milletvekilinin? Evet. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi ama buna uyulmadı. Onun gibi daha çok örnekler verebiliriz. Önce mevcut anayasaya bir uyulsun. Aksiyan yönler varsa tabii ki masaya yatırılır. Bence bu Cumhurbaşkanlığı, başkanlık sisteminin çok aksiyan yönleri var. Yani parlamento devre dışı bırakıldı. İşte 50+1 gibi zor bir seçenek, seçilme oranı çok yüksek bir oran ve bütün bakanların parlamentodan değil dışarıdan adeta bir sekreter görevi yapan konuma düşürülmesi, tek bir iradenin Türkiye üzerinde her türlü kararı alabilecek bir yetkiyle donatılmış olması, bu bize uymadı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da gördü.
Onun için belki yeni anayasaya yeni tekliflerle olayı biraz daha böyle yumuşatarak, belki seçilme oranını daha aşağı çekerek veyahut da işte yetkilerinin bir kısmını parlamentoya tekrar devrederek belki bir yumuşama ortamı sağlama amacı da taşıyabilir. Ama muhalefetin tavırlarına baktığımızda önce daha önemli konular var. Onları bir işte 10 bin lira alan emekliler var diyor. Bunu asgari ücret düzeyine çekelim diyor. Belki bu teklifle gidecek CHP lideri. Bunun gibi çok daha farklı teklifler getirebilir Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili. Ama ben sadece Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliği dışındaki konuları pek masaya yatıracağını düşünmüyorum. Ama çok iyi bir başlangıç olacak. Uzun yıllardan beri hasret kaldığımız bir üst düzeyde siyasi partilerde bir yakınlaşma. Mesela 23 Nisan resepsiyonunda bir araya gelip beraber çay içmeleri, sohbet etmeleri bile insanlar açısından bir böyle çok güzel karşılandı. Doğru. Yani bu aşağıya mutlaka yansıyacaktır. Aşağıda da siyasi partiler arasında ziyaretler başlayacaktır. Bu da mesela orduyu ele alalım. Orduda ben hem Büyükşehir Belediye Meclis üyesiyim, hem Perşembe Belediye Meclis üyesiyim. İki tane toplantı gerçekleştirdik. Ama sadece meclis salonuna girdik, bazı konulara el kaldırdık, indirdik. Karşılıklı bir istişare, bir görüşme, gündem maddelerinin diğer siyasi partilerle de bir araya gelip bir ortak akılda buluşma noktasında böyle bir zemin yakalayamadık. Onlar biraz da komisyonlarda aslında. Evet. Daha yani çok oluşturuldu. Göreceğiz, komisyonlar oluştu. Kurulmadı zannediyorum. Kuruldu. Son dünkü toplantıda orada pişirilip ondan sonra, yoksa her şeyi mecliste konuşamazsınız. Buradaki bir araya gelmeye vesile olacak yukarıdaki bir araya gelme, buradaki bütünleşmeyi, bir araya gelmeyi, ortak akıllı kullanmayı daha da kolaylaştıracaktır. İnşallah devamı gelir. Diğer siyasi partiler de, sadece Cumhurbaşkanı'yla siyasi partilerin görüşmesi değil, diğer siyasi partilerin de bir araya gelip Türkiye'nin önemli sorunları hakkında istişare yapmaları beklenen bir şey. Yani akıl akıldan üstündür mantığıyla herkesin fikrinin alınması, ondan bir ortak netice çıkartıp uygulamaya yardımcı olmaktır. Yani siyasi partiler ne için uğraşırlar? İktidar olmak için, Türkiye açısından söylüyorum, Türkiye'yi yönetmek için iddia ortaya koyarlar. Seçildikleri zaman da ben bilirim mantığıyla yaparsanız sıkıntıya düşersiniz. Ama diğer siyasi partilerden de destek isterseniz, onların fikirlerine de önem verirseniz işiniz kolaylaşır. Herkesin amacı Türkiye'ye hizmet etmek ya da yerelde düşündüğümüzde yaşadığı bölgeye katkı sağlamak, hizmet etmektir. Onun için bu tür yakınlaşmaların aşağıya da sirayet edeceğini düşünüyorum. İnşallah devamı gelir diye. İnşallah diyelim. Teşekkür ediyoruz. Ufuk Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Sayın Özel ve Sayın Erdoğan arasında yapılan ilk görüşme, önümüzdeki haftada yapılacak olan detaylı görüşme. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Ben Sayın Özgür Özel'i gerçekten tebrik ediyorum. Yani belki bizi mahcup etti diyebiliriz. Yani ben bu kadar bir performans bekleyemiyordum. Olaylara yaklaşımı gayet ılımlı. Sadece muhalefet yapmak için değil, sorun varsa çözmek için de bir araya gelebiliriz mesajını veriyor. Bu tabii Türkiye'nin özlediği bir tabloydu. Hüseyin abi de bahsetti.
Evet, biz bir dönem Sayın işte Demirel'in, Özal'ın, Erbakan'ın bir araya gelip konuştuğu, tartıştığı, medeni bir şekilde tartıştığı dönemlere şahit olduk. Fakat biz aynı insanların, aynı liderlerin 12 Eylül'den önce insanları nasıl birbirlerine düşürdüğünü, savaş alanına Türkiye'yi çevirdiklerini de gördük. Hani bu anlamda baktığımızda Türkiye'de hani yanlış giden bir şey var. Bir ara düzgün gitmiş, öncesinde var yanlış, ondan öncesi var. Bugün Anayasa Mahkemesi'ni eleştiriyoruz ya da işte anayasaya uyulmadığını eleştiriyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına saygı gösterilmediğini. Dün de bakıyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin siyasi bir parti gibi davrandığını, hiç yoktan bir sebepten bir partiyi kapatmaya çalıştığını, Yargıtay'ın falan. Yani şu var, sistem oturmadığında her yerde bir aksaklık var, bir yanlışlık var. Bir yeri düzeltiyorsunuz, bir şeyi deniyorsunuz, bu denediğiniz şeyin eksiklerini görüyorsunuz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, partili bir cumhurbaşkanı, şu anda parti lideri aynı zamanda. Dolayısıyla miting alanına çıkıp muhalefetle ilgili olumsuz şeyler söyleyebiliyor. Sonra bir araya gelmek zorlaşabiliyor bu anlamda. Belki bir araya gelemeyeceğin kadar şeyler söyleyebiliyorsunuz. Hani bazı şeyler zamanla fark ediliyor. Şimdi bu sisteme geçerken Türkiye Cumhurbaşkanımız da şöyle düşündü aslında. Daha hızlı karar alalım. Çünkü daha öncesinde biz Ahmet Necdet Sezer'in kitap fırlatmasını, işte kaosların olduğunu, kendi getirdikleri cumhurbaşkanıyla başbakanların kavga ettiğini hep bu zamana kadar, en son Sayın Abdullah Gül ile Sayın Erdoğan'ın bile anlaşamadığını gördük. Öncesindeki liderlerin de bunu yaşadığını gördük. Dolayısıyla böyle bir yere geçelim ve burada da hızlı karar alalım. Fakat tek başına karar alalım asla olmadı, olmaz da. Önceden seçim sonrası koalisyonlarla iktidarı kuruyordun, şimdi seçim öncesi koalisyonlarla. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tek başına karar alsın, mümkün değil. Yani MHP'nin, Sayın Bahçeli'nin fikrini almadan, onayını almadan böyle bir şey yapamayacaktır bu anlamda. O yüzden aslında en doğrusu bu sistem de güncellenmeli. Yani parlamenter sistem güçlendirilebilir. Şu an bu sistemin ben en çok AK Parti'ye zarar verdiğini görüyorum. Bugün seçim olsa, bakın en son seçimde AK Parti'nin oyu %35,5'tu. Ne kadar sıkıntılı döneme rağmen. Cumhuriyet Halk Partisi %37 ama onun içinde İyi Parti'nin ve DEM Partisi'nin oylarını çıktığınızda %25-26 kaldığını göreceğiz. Dolayısıyla seçim olsa bugün Türkiye'de AK Parti tekrar iktidara gelebilir parlamenter sistemde. Ama bu sisteme geldiğinizde gruplaşmalar, keskin söylemler bu sefer karşı tarafı blok halinde karşınızda birleştirebiliyor. Bunları düşündüğümüzde şu olabilirdi belki. Evet, Cumhurbaşkanı'nın da yetkileri fazlaydı. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri azaltılırdı. Daha bir konuma getirilirdi bu anlamda. Bazı yetkiler de başbakana geçerdi. Daha hızlı karar alınırdı ama Cumhurbaşkanı şunu yapabilirdi. Parti liderlerini toplayıp bir şey olduğunda ara buluculuk, onlarla sohbet etme, bir araya getirme, işte terör meselesinde ya da başka meselelerde o zemini sağlayabilirdi. Bakın Almanya Cumhurbaşkanı geldi Türkiye'ye. İstanbul Valisi karşıladı Almanya Cumhurbaşkanı'nı. Almanya Başbakanı Merkel geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı karşılıyordu. Çünkü Merkel liderdi. Başbakan önemli Almanya'da. Cumhurbaşkanı değil. Bazı ülkelerde işte Fransa'da Cumhurbaşkanı önemli. Yani Rusya'da öyle başkanlık sistemi var. Yani farklı seçenekler var. Krallıklar var İngiltere'de. Sembolik olarak bir krallık ama işlevi yok. Türkiye'de de belki böyle bir şey olur ama yetkileri kontrol edilebilir. Gündeme konumuza geldiğimizde bu çok olumlu bir adım, özlenen bir adım.
Şimdi bakıyoruz Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Sarayla müzakere değil, mücadele edilir diye bir açıklama yaptı. Bu çok ters ve yanlış bir açıklama. Siz Türkiye'nin menfaatini istiyorsanız, Türkiye'nin ortak menfaatleri için bir araya gelip konuşurken yumruk sıkarak değil de elinizi açarak konuşmalısınız. Art niyetli, karşıt görüşlü ya da kurulmuş bir şekilde konuşmaya giderseniz bir şeyi çözemezsiniz. İki taraf için de söylüyorum. Dolayısıyla iki taraf da gerçek manada çözüm üretmeli. Anayasanın değiştirilmez maddeleri var. Bunu tartışmaya bile açamazsınız. Konuşamazsınız. Konuşulmamalı da o maddeler. Ama değiştirilmesi gereken maddeler var. Aslında Hüseyin abi şey dedi, Sayın Özgür Özel'in anayasaya uymamız lazım değiştirmeden önce. Aslında öyle demedi. Şöyle dedi. Anayasayı değiştirelim dedi ama uyalım dedi. Yani değiştirmeden uymaya değiştirelim mevcuda, ama değiştirdiğimizi uyalım dedi. Mevcuda uyulmadı. Değiştirsek de uymadıktan yani sonra değiştireceğimize uyalım demek istedi. Dolayısıyla şunu demek istedi. Değiştirilebilinir. Yani oturup konuşulabilinir. Terörle mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilmediği konular olabilir. Bilgilendirme yapılabilir. Onların da desteği alınabilir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuya çok ılımlı ve olumlu yaklaştığını gördük. Aynı zamanda Sayın Özgür Özel yaşça da küçük olduğu için hem yaşça hem Cumhurbaşkanı bir saygıyı elden bırakmadan konuşuyor ama muhalefetimi de yaparım diye de söylüyor. Yapmalı da zaten. Yapıyordu. O ayrı bir şey. Fakat saygı çok önemli. Çok doğru. Ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu yaşça da büyük olduğu için belki o saygıyı yapamadı. Belki farklı bir anlayışla, politikayla işi götürmeye çalışıldı. Fakat şunu gördük ki 20 yıldır %25'lerin üzerine çıkamadınız bu anlayışla. Artık bu anlayışı değiştirmeniz gerektiğini anlamanız lazım. Yani ben illa bunu dikte edeceğim, illa bu olacak. Ben başarılı olamıyorum ama sen başarısız olarak gideceksin. Ben başarılı olmadan lider olacağım. Bu anlayışla olmuyor. Gördük ki insanlar bunu da kabul etmiyor. Siz başarılı olacaksınız. Değişimin gerekliliğini gerektiği yerde uygulanması gerektiğini de halka anlatacaksınız. Eğer art niyetli ya da uzlaşmadan görüşmeye gitmek, ben gidiyorum ama uzlaşmayacağım, konuşmayacağım, sadece görüşmek için gidiyorum diyorsanız görüşmenizin bir anlamı yok tabii. Zaten. Dolayısıyla bu görüşme çok bence ılımlı bir ortamda başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Irak'tan gelişi, dönüşü, oradaki yapılacak olan muhakkak bilgilendirmeler de muhalefete yapılacaktır. Bu inşallah bir başlangıç olur. Çünkü birçok belediye de Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde bu anlamda. Bu birliktelik halka hizmet adına önemli. Yani hizmet yapmak istiyorsanız. Ha yok, zorluk çıkartacağız, muhalefet yapacağız, biz iktidara yapacağız, iktidar da belediyelere yapacak. Bu anlayışla gidersek buradan Türkiye zararlı çıkar. Evet. Ve o zaman biz terörü destekleyen gruplara birilerini de mahkum etmiş oluruz. Aslında bu terörü destekleyen grupları aradan çıkarıp müzakere ortamını oluşturup Türkiye'nin menfaatine yapılması gereken ne varsa bu yapılmalı burada. Bunu da ben önemli bir adım olarak görüyorum. İki tarafın da buna ters bakarak, zıt bakarak ya da farklı karşıt görüşle bir araya gelmediğini, gerçekten müzakere yapmak için bir araya geldiğini düşünüyorum, geleceğini düşünüyorum. Devamının da Türkiye'nin menfaatine olacak şeylerin olmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Çok teşekkürler. Tevfik Bey, sizlerle tamamlayalım. Tabii bu Türk siyasetinin en büyük son bildiğimiz 40-50 yıllık dünden bugüne gelen serencamında en büyük sıkıntısı gerginlik siyaseti. Gerginlik siyasetinin toplumu germesi ve aynı zamanda ülke adına yapılabilecek, birlikte barış ve yumuşak ortamla yapılabilecek çok şeyin bu sebeple yapılamamış olması. Bu maalesef siyasi başarı adına kullanıldı yıllarca. Kendi
arkandaki kitlelere mobilize et, rakibe karşı daha diri tut, içindeki eleştirileri kapat. Bak yani aman aman susun ya, işte şu şu var ama karşıda da falancalar var. Eğer birbirimize sahip çıkmazsak karşıdakiler gelir ha şeyi Türk siyasetinin zaafıydı son 50 yıllık. Ben o açıdan olumlu buluyorum. Devamını diliyorum. Keşke Ufuk Bey arkadaşımızın da kardeşimin de söylediği gibi bütün siyasi parti liderleriyle bu diyalog ortamı geliştirilse. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu iç dış birçok tehdit var. O tür önemli noktalarda bunlar ekonomik olabilir, siyasi olabilir, iç tehdit, dış tehdit olabilir. Şey değil, parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler bilgilendirilse, edilse çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi tabii burada iktidarın çok açık bu yumuşama, diyalog siyasetine kapı aralamasının bence görünen birincil hedefi ya şu anayasayı gelin değiştirelim şeyi. Çünkü epeydir bir yeni anayasa değiştirme, yeni anayasa, anayasanın birçok şeyini değiştirme ve yeni anayasa yapma söylemi iktidar kanadında var. Muhalefet kanadı da bu yeni anayasa meselesinde kuşkularla bakıyor birçok şeye. Anayasada mesela geçen işte iktidara yakın bir yetkilinin ilk dört maddede tartışılmalı türü söylemleri ve bazı endişeler muhalefeti de buna karşı mesafeli tutuyor. Bir de ben yıllar önce bu anayasa parlamentodan geçerken ki ben bu anayasaya hayır oyu verenlerdenim. Şimdi olsa yine veririm. Sebebi de şuydu. Yani o zaman da söylemiştim, konuşmuştuk. Bu anayasanın çok büyük iki zaafı var. Bir, bütün gücü tabiri caizse tek kişinin elinde topluyorsunuz. İki, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda siyasi parti lideri olması birçok şeyin, problemin kaynağı, sebebi oluyor. İki, itirazımı hala koruyorum. Şimdi hatta o zaman şunu demiştik bir toplantıda, sohbette demiştim ben. Hatta nasıl bir anayasa olmalı konusunda görüş istenmişti. Benim de 10-15 sayfalık bir şey göndermiştim Anayasa Komisyonu'na. Baktım orada şeye de girmiş, gördüm yani o şeylerin içinde var. Orada da okumuşlar ama uygulamamışlar. Yok yok, yani benim gibi binlerce insan yazdı etti. Ben de o konuda görüş bildirenlerden, yani hasbelkader bir vatandaş olarak görüş bildirenlerden. Bir de hukukçu olarak yani. Eyvallah. Birisiyim. Endişelerimin belli sebepleri vardı. Çok öne çıkan iki tane şey de buydu. Yani güçler arası dengenin yok edilmesi, bütün güçlerin bir kişinin elinde toplanması ki bu yasama, yürütme, yargı sadece yani bozdu. Ayrılığı. Onu bozdu. İki, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda siyasi parti lideri olması. Hatta o zaman demiştim ki yani bugün iktidarı elinde bulunduran güçler bu anayasa işlerine geleceği için buna eyvallah diyorlar. Ama yarın bir iktidar değişikliğinde tersi farz edin ki iktidar değişti. Cumhurbaşkanı da X filan kişisi oldu. Bu yetkilerin o X kişisinin elinde olmasını ister misiniz? Dediğimde şöyle bir duralamıştı arkadaşlar. İstemezler tabii. Mümkün değil. Yani farz et ki iktidar kanadına mensup vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın %99'u, 8'i bu yetkilerin atıyorum muhalif filan kişilerin cumhurbaşkanı olması halinde onun elinde olmasını istemezler. Çünkü ucu açık, sorgulanamayan ve maalesef tek kişinin inisiyatifine bırakılan birçok yetki verilmiş cumhurbaşkanlarına. Maalesef güçler dengesi bozuk ve maalesef siyasi parti lideri olması cumhurbaşkanının birçok şeyi bozuyor. İşte Ufuk Bey kardeşim de söyledi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti başkanı olduğu için çıkıyor miting meydanında kürsüye. Doğal olarak rakibi siyasi partinin genel başkanına saydırıyor. Şimdi o saydırdığı zaman
ve karşıdaki de ona saydırıyor. O zaman Cumhurbaşkanı'nın şemsiye görevi nereye gidiyor? O zaman o Cumhurbaşkanı, o rakip dıştaki siyasi parti liderlerini nasıl bir masanın etrafında buluşturup da arkadaşlar ülkenin şöyle 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 sıkıntılar var. Yani bunları el birliğiyle... Mitingde de kibar konuşamıyorsun. İşte onu da konuşamıyorsun. Yani gelin şunları el birliğiyle çözelim nasıl diyecek diyemiyor. Onun için hatta bu ya bu sistem dünyadaki başkanlık sistemi tiplerine uymuyor. Yarı başkanlık sistemi tiplerine de uymuyor dendiğinde en ya çok buna da AK Parti'ye zarar veriyor. Şu andan itibaren AK Parti'ye zarar vermeye başladı. Evet. Şimdi o zaman denmişti ki ya adına Türk tipi başkanlık sistemi diyelim olsun bitsin. Şimdi şu benim dediğim noktaya geldi. Benim 7-8 sene söylediğim ya yarın rüzgar değişir. Bir başka iktidarın doğma imkanı ortaya çıkarsa bu yetkilerin o iktidarın veya o işte siyasi partinin seçeceği cumhurbaşkanlarında olması halinde ne olur gelmiş. Onun için AK Parti orada bu bir şey anayasayı değiştirmek için şiddetli arzulu. Müsaade edersen orada bir şey söyleyeyim. Başka biri de gelse tek başına bu yetkileri kullanma şansı yok. Diyelim ki şöyle düşünelim. Sayın Muharrem İnce adaydı. Cumhurbaşkanı olduğunu düşünün Sayın Muharrem İnce'nin o gün. Bu yetkilerini ne kadar kullanabilecek? O senin... Cumhuriyet Halk Partisi ve onu destekleyen diğer parti biliyorsun meclisin de bir yaptırımı var burada. Anladım ama şöyle söyleyeyim. Birbirlerini lav edebiliyorlar. Meclis yoğunluğu olunca... O söylediğin şey... Mecliste ağırlığı olması lazım. Ağırlığı olması Cumhurbaşkanının lazım. Cumhurbaşkanının meclis ağırlığı olması lazım. Asıl mesele burada. Tabii ama onun o senin dediğin itiraz noktaları ancak çok önemli şeylerde oluyor. Çoğu ikinci Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsaydı istediği kararı uygulayabilecek miydi? Mümkün değil. Meclis çoğunluğu olmayınca meclisten yasa çıkaramayacak. Altılı masa yani. Diyecekti ki bizim de fikrimizi al. Yedinci kişi diyecekti ki bir dakika kardeşim ben de varım burada diyecekti. Ya tabii yani parçalı bir parlamento çok, olur. Güçlü bir oy desteği olmazsa eyvallah. Bak evet. Çok güçlü bir cumhurbaşkanı gelecek. Meclis aritmatiğini de kendine göre yapabilecek ve orada çoğunluğu alacak. Ondan sonra tek başına istediğini yapacak. Şu anda onu Sayın Cumhurbaşkanı bile yapamıyor. İşte yapamıyor onun için... çünkü mecliste yeterli sandalye yok. MHP olmamış. Olmuyor. Çoğunluğu sağlayamıyorsunuz şu anda. İşte iklim değişmeye başladı. Benim de diyeyim. Evet. Noktaya doğru geldi. Dolayısıyla güçlendirilmiş bir parlamenter yani sistem aslında en çok AK Parti'ye fayda sağlayacaktır. Eyvallah. Bence tek başına tekrar iktidara gelebilir. Yani AK Parti şu an parlamentoda oylama yapılsa %37 ile geliyorsun. 34 ile 35'te bir sürü sandalye şimdi, aldı. AK Parti şu an parlamentoda oylama yapılsa ve parlamenter sisteme geçiyor musunuz, geçmiyor musunuz dense büyük itibarla geçiyoruz derler. Aslında bir ara AK Parti içinde bu konuşuldu. Yani. Sayın Bahçeli karşı çıktı buna. Şimdi Sayın Bahçeli'nin de çok bu işine gelmeyebilir şu aşamada. Şu an kilit rolde çok önemli bir konumda. Yani bir şey değişecekse Sayın Bahçeli'nin önce... bir konuşması gerekiyor. Konuşuyor ya da işaret veriyor. Ondan sonra onunla ilgili güncel çalışmalar başlıyor. Yani bu sistemin bir zaafı şu da anda, işte küçük aktörlere mecburiyet. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yardımcıları var. Ama hani diyorduk ya altılı masa, yedili masa, yedi tane Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olur? Biz de yetkiliyiz, olmak istiyoruz diyorlardı ama Sayın Bahçeli Cumhurbaşkanı yardımcısı olmadığı halde Cumhurbaşkanı yardımcılarından daha yetkili evet. konumda. Dolayısıyla işlev böyle olmalı. Yani yetkili illa seni makama getirdiğin zaman bu sefer emir eri oluyorsun. Ama işte, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapsa o kadar etkili olamazsın bakın. Sonuçta seni ben yapıyorum yarın da görevden alırım yani. Evet. Demek ki sistemin sıkıntıları çıkıyor meydana. Evet. Yani şöyle diyelim aslında sistem deneniyor, olgunlaştırılmalı. En uygunu neyse o yapılmalı. Ama ben de eski sistemin başarılı olduğunu asla düşünmüyorum. Eski sistemin de yanlışları çünkü vardı. Bu Cumhurbaşkanıyla başbakanın tartıştığı, kavga ettiği, şeyin fırlatıldığı, anayasa kitapçının fırlatıldığı, ertesi gün ekonominin alt üst olduğu dönemleri yaşadık. Evet. Turgut Özal'ın kendi getirdiği işte başbakanla kavga etmesi, Süleyman Demirel'in Tansu Çiller'le ters düşmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın
Sayın Abdullah Gül'le zaman zaman zıt görüşmeler olması. O da oluyor. Sayın Ecevit'in Necdet Sezer'i getirip de başına fırlatılan kitapçığa maruz kalması. Bunların hiçbirisi aslında kabul edilebilir bir sistem olmadığını da gösteriyor. Yani sebebi de sistemin oturmaması. Bir düzene ihtiyaç var. Yani Cumhurbaşkanı olabilir, olmalı. Fakat eskisi gibi yetkili olmamalı. Daha spesifik. Daha Cumhurbaşkanlığı işte, şapkasıyla sembolik, siyasi parti genel başkanlığı şapkası aynı olmamalı. İşte o zaman mesela olmayacak zaten. Sembolik bir cumhurbaşkanı olacak. Fakat birleştirici olacak. Yani bir sıkıntı olduğunda o partileri gerektiğinde işte biraz önce dedin tabii, ya tabii, terör olabilir, tabii, dış tabii. Saldırı olabilir, içeride ekonomik sıkıntı olabilir. Gerektiğinde gelin bir istişare yapalım diyebilecek bir abi gibi, bir lider gibi tabii, tabii. olacak. Ama kararı da kendi almayacak cumhurbaşkanı. Ortak sonuçta, akılla. Sonuçta tabii ki. Bir iktidar var, hükümeti yöneten bir parti var. İstişare yapılmalı ama en son kararı tabii ki istişareye bakarak yine her zaman iktidar verecektir, lider verecektir. Ama önemli olan istişareye başvurmak burada. Ben çok teşekkür ediyorum. Sayın teşekkür ediyorum. Bey, Ufuk Bey, ağzınıza sağlık diyelim. Ben Fikir Meydanı'nda karşınızda Türkiye'nin iki önemli konusunu konuştuk. Haftaya tekrar birlikte olmak ve Türkiye'nin gündemini değerlendirmek üzere. Hoşçakalın.